Yatağan Baba'nın ülkenin gerzek gündemini yorumladığı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Kuzey-Irak'ta 6 askerimiz şehit olmuş, Allah rahmet eylesin, üzüntümüz sonsuz. Yatağan Baba yayınları olarak ailelerine sabır dilerken, Türk milletinin de teröre karşı tek yumruk olmasını öneriyoruz. Yatağan Baba tarihinde bugün bölümündesiniz. 22 Aralık'ta yayınlanan çalışmaları şunlar: Rus Büyükelçisi Türkiye'de öldürüldüğünde AKP'li Burhan Kuzu'nun "hadi bizim gevşekliğimizi boş verin, kurum neden iyi tedbir alıp korumamış" şeklindeki pişkince açıklaması üzerine "gevşekliğimizi boş verin" başlıklı yazısını yayınladı. 2016 tarihli bu yazısından başka, 2017 yılında da Hazreti Muhammed'i çok yanlış öğrenen Müslümanları bilgilendirmek için Kur'an ayetini anlattığı "Efendi Değil Arkadaş Peygamber" başlıklı çok önemli yazısı yayınlandı. Yatağan Baba'nın bu "Efendi Değil Arkadaş Peygamber" yazısının bağlantısını not bölümüne yazacağız, tıklayıp okuyabilirsiniz. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına, çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Türkiye bir süredir, meclisteki bütçe görüşmelerinde tarikata aktarılan parayı tartışıyor. Bakan desteği savunurken, tarikat olmasa gençler dağa çıkar gibi, değil Sübyan Mektebi'ne giden bebelerin, değil süzme salakların, geri zekalıların bile inanmayacağı bir gerekçeye sığınıyor. Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bakın, protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocuklar dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmek için buna devam edeceğim. Devletin beslediği bu tarikatçı tayfasının ileride FETÖ gibi kalkışmaya kalkacakları şeklindeki eleştiriler sıkça yapılıyor. Onun için Yatağan Baba o konuyu tekrar etmek yerine, yıllar önce bir gence verdiği cevabı yayınlayacak. Programda tarikatın ortaya çıkış sebebi, sonrası ve günümüzdeki durumunu anlatıyor. Program 18 Şubat 2011'de Yatağan Baba ile Beyin Arayışları'nın 7. bölümü olarak yayınlanmış. Artık internette olmayan bu programı Türkiye'nin Gerzek Gündemi vesilesiyle ve de 13 yıl sonra Yatağan Baba ile Gerzek Gündem programımızda ve de yeni baskısıyla sizlere sunuyoruz. Gerçek adı Hasan değil de Hasan diye sesleneceğim. 15 yaşındaki bir okuyucum. Hasan şunları yazmış özetle. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Ben işte Allah'a inanıyorum, Hazreti Muhammed'e bağlıyım ama şeytan beni bırakmıyor. Melek bir tarafa çekiyor, şeytan bir tarafa çekiyor. Ben meleğin tarafında yer almaya çalışıyorum ama şeytan paçamı bırakmıyor. Bir tarikata da gitmeye başladım, tövbe ettim. Bana yardım edin. Mektubun özeti bu. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Vakfı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı özel etkinliklerinin ikincisi, 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 14'te Büyükçekmece Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlikte, Profesör Doktor İsrafil Balcı ve Doktor Lütfü Özşahin'in katılacağı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kudüs adlı söyleşinin ardından, İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısı tenor Berk Özbey'in vereceği konserde, kendisine doçent Doktor Alper Akgül eşlik edecektir. Konferansın moderatörlüğünü Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Vakfı'nın yönetim kurulu Başkanı Doktor Mustafa Tahir Öztürk yapacaktır. Hava Kur'an-ı Kerim çölde indi ama Kur'an-ı Kerim çöl kitabı. İslam dünyasının temel sıkıntılarından biri bu. Çölden bin küsür seneden beri taşıdığı kafayla Kur'an'ı anlamak için anlayamaz. Şimdi Gazze'yi onun için anlayamaz. Yani o işi halletmeden Gazze'yi çözmeniz gerekiyor. O biliyorum. Gazze'ye gider, özür dilerim. Geçen sene Lübnan'da vardı. Bitmez. Halkımız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Vakfı'nın bu özel etkinliğine davetlidir. İlk önce şunu bilmeniz gerekiyor. Bu tarikatlar neden kuruldu? Çünkü kitaplar o zamanlar elle yazılıyordu. Hatta Osmanlı İmparatorluğu zamanında bile çok az sayıda Kur'an-ı Kerim vardı. İşte insanlardan o Kur'an-ı Kerim'i
bazı işte bilimsel kitapları elinde bulunduranların oraya gidiyorlardım. Oraları dergah haline geliyordum. Ve o bilgileri öğreniyorlardım. İfkendini yoğurdum, ah seni kimler doğurdu, seni doğuran ana. Bahilen mi yoğurdu? Yazar Yatağı Baba'nın bütün eserleri dizisinden çıkan 4. kitabı. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgünde ve de bütün eserleri dizisinden çıkan 5. kitabı İçimdeki Polis Allah Mersin'den Ethem Olgun'a gönderildi. İçimdeki Polis Allah kitabım tevhid mücadelesini anlatıyor. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgünde ise bugünlerde para yüzünden tepişen Fethullah Gülen cemaati ve AK Parti'nin İslam dini üzerindeki yaptıkları tahribatları anlatıyor. Bugün bunlar para yüzünden tepişiyorlar, fakat para ne olacak? Bunların çok büyük zarar verdiği değerlerimiz vardır. Hazreti Muhammed'i sürgüne gönderenlerden ikisi işte bu AK Parti ve Fethullah Gülen cemaatidir. Ayrıntıları bu Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgünde kitabından okuyabilirsiniz. Kitaplarımız sadece internetten satılmaktadır. Bana cep telefonundan veya e-postandan ulaşabilirsiniz. Yatağan Baba'nın 320 sayfalık bu iki kitabının Aralık 2023 fiyatı 210 lira, kargo masrafını biz karşılıyoruz. Efendim, güne bakıştığımız ile devam ediyor. Bir aradan önce de bahsettiğimiz gibi bugün konuğumuz güne bakışta. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Hoş geldin. Ben Mersin'e iki defa gitmiştim. Birinde akrabamı ziyarete, birinde de 1974'e 3 tertiplerin askerlik tertip toplantısına. Kitaplarımı sipariş veren Ethem Olgun'la yüz yüze de tanıştık. 43 yaşıma geldiğim halde henüz bir silifke yoğurdu yiyemesem de Mersin'e selamlar. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Demek ki neymiş bunların asıl fonksiyonu, asıl doğuş amacı? Bilgi. İnsanlar oraya o bilgi için gidiyorlarmış. Tarih içinde maalesef bu gidiş bilgiye değil de oradaki kişiye şekline dönüştürüldü. Ne zaman ki işte oradaki kişiye dönüştürüldü, bu tarikatlar, dergahlar amacından saptı ve insanlara fayda yerine zarar vermeye başladı. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocamızın İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabının en uzun maddesi kadın maddesi. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 2024 yılında ayda bir olmak üzere kadın ve cumhuriyet konusunda Murat Yatağan Baba'nın hazırlayacağı 12 bölümlük bir diziyle YouTube kanalımızda olacağız. Şimdi İslam Nasıl Yozlaştırıldı'nın kadın maddesinden, bölümünden veya Kur'an'ın temel kavramlarından ilgili yeri bulalım. Orada açıklama var. Abone olup zil simgesinden bildirimleri açarak Cumhuriyet ve Kadın program dizimizi düzenli takip edebilirsiniz. Yatağan Baba mutfağında pişirilen yemekler, zannın değil, ancak aydınlığın bilginin peşinde olanlara, yani Zekeriya sofrasına servis edilir ve Halil İbrahim bereketi umulur. Afiyet ve de bal şeker olsun. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Tarikatlara, dergahlara, oraya buraya gitmenin amacı bilgiye ulaşmaktı, bilgiye. Sonradan bu kişiye ulaşmaya, kişiye tabi olmaya döndürüldü.
Yatağan Baba'nın gerzek gündemle ilgili cevapları devam edecek. Tarikat tantanası ile ilgili ikinci bölümde konuyu Asır Suresi bağlamında ele alıp anlatacak. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Videolarımızın çekim kurgu montaj personel masrafları ile eksik ekipmanlarını tamamlamasına destek olmak isterseniz imkanınız ölçüsünde desteğinizi gönderebilirsiniz. Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit olmuş. Allah rahmet eylesin, üzüntümüz sonsuz. Yatan Baba yayınları olarak ailelerine sabır dilerken, Türk milletinin de teröre karşı tek yumruk olmasını öneriyoruz. Yatan Baba'nın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle. Bu uyuzlardan kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla.